Bugünkü konumuz tasarım eleştirisi. Ben eleştiriyi nasıl yapıyorum? Ben eleştiriden ne anlıyorum? Benim için eleştirinin üç ayağı var. Birinci ayağı eleştirilecek olan şeyin, bu bir nesne, bir obje, bir bina, bir etkinlik, bir davranış, bir fikir, bir görüş, herhangi bir şey olabilir. Kendi içindeki tutarlılığına bakmak. Bu bence birinci yaklaşım ve birçok yerde bunu kullanıyorum aslında. Kendi içindeki tutarlılığı nedir, ne değildir? Bu noktadan eleştirmek, o tutarsızlığı bulup ortaya çıkarmak ve ona öneri getirmek, tutarlı hale getirmek benim yaklaşımım. Ben buna pozitif eleştiri diyorum. Yani bir şeyleri yıkmak, kırmak için değil, yapmak için kullanılan eleştiri bu. Evet, pozitif eleştiri. Bir diğeri, bir yöntem olarak kıyaslamalı eleştiri. Comparative analysis diyebiliriz buna İngilizce. Ve o comparative analizden ortaya çıkan eleştiriler daha sonra. Nedir? Örneğin işte buyurun bakın. Bir başka çaydanlık ise ikisi de cam. Birbirine göre kıyaslanabilir. Efendim bu küresel bir forma sahiptir, bu bir konik forma sahiptir. Bunun avantajı içinde ısıyı daha fazla tutmasıdır. Bunun tabanının geniş olması ve sağlam bir şekilde basıyor olması, ısıyı daha çok alıyor olması avantajıdır gibi kıyaslamalar yapabilirsiniz. Evet, ne demiştik? Birincisi kendi yapısı içindeki tutarlılığına bakmak. Bir diğeri var olan benzer bir objeyle ya da objelerle kıyaslamasını yapmak. Eğer fikirse tabii fikirlerle aynı şey. Üçüncüsü de belli bir set kriterle yaklaşmak ve değerlendirmek onu. Ne olabilir? Bakarsınız ısıyı ne kadar tutuyor içinde. Ne kadar çabuk ısınıyor. Kırılma durumu nedir? Isıya dayanıklılığı nedir? Kaldırılabilme potansiyeli nedir? Vesaire. Saklanma, paketlenme gibi kriterler oluşturursunuz. O kriterlerle buna bakarsınız. Ama ben öyle yapmıyorum. Çoğunlukla kendi içindeki tutarsızlıkları bulmaya çalışıyorum. Ama bunu yaparken de önce olumlu bulduğum şeyleri söylüyorum. Sonra bana bir anlamda zor gelen yanlarını düşünüyorum ve onu nasıl geliştirebiliriz diye önerilerde bulunuyorum. Bu objeyi alalım. Markasını bilmiyorum. Nereden aldığımı hatırlıyorum ama söylemeyeceğim tabii. Baştan sona da irdeleyecek değiliz. Bu işi yapan profesyoneller var. Evet. Son zamanlarda çok moda oldu bu. User experience, UX falan diyorlar İngilizce. Ne demek? Kullanıcının deneyimlerinden yararlanarak bu tasarımı geliştirmek. Bundan parasını kazanan insanlar var tabii. Hem de oldukça iyi. Bir ürün alıyorsunuz hemen zaten 3-5 gün sonra pat size yurt dışındaysanız questionnaire, buradaysanız bir anket geliyor. Nasıl buldunuz? Sizce yararlı mı? Alışveriş ekibimizle olan ilişkiniz, memnun musunuz, değil misiniz, neden memnun değilsiniz falan yüzlerce soru soruyorlar böyle size. İşiniz gücünüz yok, onlara cevap vereceksiniz. Ve onlar da ona göre bunu düzenleyecekler. Yok öyle şey. Ben onu yapmıyorum, kusura bakmasınlar. Böyle bir talep geldiği zaman teşekkür ederim. Bu iş çünkü biz tasarımcı olarak profesyonel bir şekilde yapmak istiyoruz. Yapanlar da var zaten. Çaydanlık 3 ayrı malzemeden yapılmış. Plastik, çelik ve cam. Şöyle dikkatli bakıldığında içinde çıkardığımızda 4 parça. Güzel bir yanı var. O da şu. Şu ikisini bir araya getirip kapattığınız zaman evet şöyle başlı başına ayrıca bir servis kabı olarak da kullanılabilir. Başka amaçlara da hizmet edebilir. İçine tabii bunun böyle çay konması ve çayın doğrudan doğruya suyla karışmıyor olması ve onun sonunda yıkanması, yıkanma kolaylığı tabii ki avantajı. Bunu böyle sürdürebiliriz. Peki eleştirdiğimiz noktalar neler? Beni rahatsız eden birinci yanı bu objenin tek kişilik bir çay yapma olanağınızın olmaması.
Ne demek şimdi? Bu göstereyim size. Bunun içine çayı koydunuz diyelim. Tek kişilik bir bardağımız var. Suyu koydum içine. Bunu da koydum. Bakın tam ucunda. Çaya değmiyor. Evet, çaya değmiyor. Yani bununla bir kişilik bir çay yapma şansınız yok. Üzgünüm. Bu bence bir eksiklik. Neden? Çok basit. Şu biraz daha uzun olabilirdi. Eğer bu biraz daha tabanına yaklaşıyor olsaydı, çay rahatlıkla suyla temas edecek ve bir bardaklık çay yapma şansınız olacaktı. Piyasada bahsettiğim niteliklere haiz ürün bulmak mümkün. İşte size bir örnek. Ben bunu böyle anlattım ya, eminim birisi çıkıp, ya hocam o kadar da dert etme, şunu şuradan açarsın, üstünden de suyu dökersin, işte bir kişilik çayı yaparsın diyecek. Yok, öyle değil işin aslı. Çünkü siz çayı yıkamış oluyorsunuz, çay yapmış oluyorsunuz. Ben bu yöntemi pek sevmiyorum. Benim sevdiğim yöntem bu, bu tip. Çaydanlıklar için. Bakalım doğru mu koyuyoruz? Doğru koyuyoruz. Kapatalım. Biz sohbetimize devam ederken o yavaş yavaş kendini bırakacak, rengini alacaktır. Evet, bu bir. İkincisi, siz belki dikkat etmediniz. Ben bu kapağı kaparken şöyle bir şey yaptım. Parmağımı koydum buraya. Niye? Biliyor musunuz? Burada bakın, görüyorsunuz belki, bir eğri var, açıklık var ve bu açıklık çayın döküldüğü şu noktaya tekabül ediyor. Ama siz bunu böyle aldığınızda nasıl koyacağınızı bilmiyorsunuz. Ben aklımda kalsın diye oraya böyle parmağımı koyuyorum, pat böyle yerleştiriyorum. Peki bunun bir işareti yok mu? Yani bunu nasıl koyacağımızı bize göstermiyorlar mı? Aslında haksızlık etmeyelim. Gösteriyorlar. Çok dikkatli baktığınızda burada bir üçgen var. O üçgen buraya denk geldiğinde tamam her şey yolunda. Ama bunu görmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Hele yani benim gibi böyle gözlük takıyorsanız, ışık da pek parlak değil ise ve böyle bir şey olduğunu da daha önceden fark etmediyseniz, yanlışınız demektir. Ben bunun özel olarak fotoğrafını çektim, göstereceğim size. Göstereceğim. Zor bir ışıkta, özellikle kendisinin gölge yapmasını da sağlayarak ortaya çıkmasını bir şekilde gerçekleştirebildim. Yani şimdi diyeceksiniz ki bu çok mu zor değil? Şunu kırmızı yapsalardı ya da beyaz yapsalardı. İş bitmişti. Bakar bakmaz hemen görecektiniz, pat diye oraya koyacaktınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ve hoş da olurdu kırmızı bir üçgen şurada, ufacık kırmızı bir üçgen. Beyaz da olabilir. Evet, bu iki nokta bunun kullanımında bana zaman kaybettiriyor. İşte burası mıydı, orası mıydı, burayı nasıl koyacağım, böyle koyayım, olmaz, illa böyle koymam lazım diye uğraşıyorum ben. Yani uğraşın falan diyebilirsiniz ama bir kere, iki kere, üç kere, beş kere, on kere olunca her birisi için harcadığınız zamanı da düşününce doğrusu hiç de hoş değil. Evet, bu iki açıdan basit ufak bir dokunuşla çok daha mükemmel bir obje haline gelebilir. Yoksa seviyoruz kendilerini. Objeleri sevmek önemlidir. Özellikle cam çaydanlıklara karşı bir zaafım var benim. Nereden çıktı? Nereden çıktı bilmiyorum. Ama cam çaydanlık tasarımının nereden çıktığını biliyorum. Wagenfeld. Size biraz onu anlatayım. Wilhelm Wagenfeld Bremen doğumludur. 1923-1925 yılları arasında Bauhaus'a devam etmiş, cam ve metal işçiliğiyle ön plana çıkmıştır. 1924 yılında tasarladığı lamba Bauhaus'un simgesi haline gelir. Camla metalin tartışmasız birlikteliğini görürüz.
Neredeyse 100 yıl önce yapılan bu lamba bir kült objedir artık. Erken dönem endüstriyel tasarımcılar arasında bence minimalist mükemmel geometrik formlar yakalamakta, metal ve cam ikilisini birleştirmede büyük bir usta kendisi. Onun cam çay takımına hayranım. Geometrinin işlevle evlenip estetikle dans ettiğini, gizemli bir kentsel şiirselliği yakalayıp içselleştirdiğini hissediyorum adeta. Belki de bana öyle geliyor. Şimdi bir video göstereceğim size. İnternetten aldım. Ve görür görmez hemen "Aa!" diyeceksiniz. Diyeceksiniz çünkü benim söylediklerimle çelişkili. İki nokta var, hemen fark edeceksiniz bunu. Peki ama hocam, bunu niye yapıyoruz? Eleştiri çok önemli. Ama eleştiri kültürü geliştirmek belki de daha önemli. Yani her söylediğimizin doğru olduğunu düşünmemeliyiz. Bilgi değişiyor, bakış açıları değişiyor, gündem değişiyor. Belki o anda yanlış hatırlıyorum bazı şeyleri. Öğrencilerime ben bunu söylerim. Söylediğim her şeyi olabildiğince lütfen kontrol edin derim. Belki onda ben yanlış hatırladım bir rakamı, bir ismi. William Wagenfeld dedim. Wilhelm Wagenfeld yerine. Olamaz mı? Olabilir. Onun için skeptisizm, şüphecilik çok önemli. Bilim bunun üzerine kurulu. O yüzden de ben biraz önce söylediklerimle çelişkili, belki de bir tartışmayı başlatacak bir klip göstereceğim şimdi size. İki şey gördünüz bu klipte. Birincisi, benim yapma dediğim cinsten bir çay yapıyordu. Yeşil çay yapıyor ve suyu yukarıdan aşağıya döküyor. Yani aslında çayı yıkıyor. Ve bence içtiği çay değil, çay suyu, kusura bakmasın. İkinci mesele, Wagenfeld dizaynında çok güzel bir nokta var. Hepsi bir kere tamamen camdan yapılmış. Yani benim size göstermiş olduğum, benim mutfağımda bulunan demlikten farklı olarak evet, camdan yapılmış bütün parçaları. Ama süzgeç kısmı tavanından çok yüksek. Aa hocam diyeceksiniz, bir kişilik çay bunda da içilmez. Doğru. Doğru, çok doğru. Ama o zamanlar belki bu çaydanlıklar bir kişilik çay yapmak için değil. 1930'ların Alman kültür tarihçilerine başvurmak gerekiyor. Çünkü bu ilk camdan yapılmış çaydanlık ve bir ritüelle birkaç kişiye birden o gördüğünüz cam bardaklarla birlikte sunulmak üzere hazırlanmış. Yani hiçbir zaman bunun içinde bir tek kişilik çay yapılacağı düşünülmemiş bence. O yüzden de çaydanlığın demliğin tabanına kadar süzgeci indirmek gereksinimi duymamış. Bu benim yorumum. Bu programı burada bitiriyoruz. Demli, güzel çaylar dilerim size.